seçeriz onları, oyarız. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bakayım renkleri. Biri kahve, biri mavi. Evet. Aa, kim diyor? Soydan mı geliyor? Evet, amcamla babaannemin gözleri böyle. Tabii ki de çok farklı bir duygu. İnsanların tepkileri de çok büyük. Gördükleri zaman şaşırıyorlar. Lens kullandığımı düşünüyorlar. Israrla hani diyorlar, lens mi kullanıyorsunuz diye. Çok şaşıran insanlar var etrafımda. Çok şükür görmemde hiçbir şekilde problem yok. Ya çok tepki görüyordum. İnsanlar sokakta yürüyemiyordum. Daha önce İstanbul'da oturduğumuz için sürekli durdurup gözlerimi soruyorlardı. Ve inanmıyorlar böyle olduğuna da. O çok büyük tepki görünce rahatsız oluyordum. O yüzden ben de bir dönem lens kullandım. Geri doğallığa döndük. Bazen insanlar Van kedisine benzetiyorlar. Vanlı mısınız diyorlar. İşte oradan mı geldiniz ya da bir farklılık var mı, orayla bir şeyleriniz var mı diyorlar. Doğal olduğunu söylüyorum ben de, oralı olmadığımı söylüyorum. Bir kafede çalışıyorum ben. Buraya da gelen arkadaşlar güzel tepkiler gösteriyorlar. Çok beğeniyorlar, tatlı olduğumu söylüyorlar. Öyle de tepkiler alıyoruz. Ya tabii bu gözlere sahip olduğum için kendimi çok farklı ve güzel hissediyorum. Heterokromi, iris dediğimiz durum nadir gördüğümüz bir durum. Tabii ilgi çekici oluyor bir insanın iki gözü arasında renk farkı olması. Genellikle doğumdan gelen bir durum oluyor. Yani anne karnında gelişimsel olarak bu durumu görebiliyoruz. Bu hastamızda Nurhayat Hanım da zaten dedesine de varmış. Yani genetik geçişi olan bir durum. Bu tarz hastaları gördüğümüz zaman tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Bazen altında bir hastalık yatıyor olabilir, bir genetik hastalık yatıyor olabilir. Bu noktada tabii ki bu hastalarımızı ayrıntılı muayene ediyoruz. Ayrıntılı muayene sonucu bir problem yoksa hiçbir sıkıntı olmaz. Bu hastaları tespit ettiğimiz zaman altında eğer bir hastalık yoksa, İlerleyen süreçte herhangi bir problem olmuyor. Bir göz bozukluğu da olmuyor. Ama tabii ki muayene edip bunu böyle değerlendirmekte fayda var.